66 yaşındayım. Hala ayaktayım ve severek çalışıyorum. Sabah 4'te geliyorum, bu dükkanı açıyorum. Bu kapıyı açtığım zaman besmele ile açıyorum. İçeri giriyorum ve sevinerek işime başlıyorum. Benim bugün öyle müşterilerim var ki, o gün annesinin babasının elini tutup gelenler. Şimdi çoktan tanımıyorum, kendileri diyorlar, çocuklarıyla geliyorlar. Çocuklarına söylüyorlar, ben burada kulak misafiri oluyorum. İşte biz de böyle annemizin babamızla geliyorduk. Bu arkadaş, bu abi de, bu dededen börek alıyorduk. Allah! Allah'ın izniyle ezan sesiyle uyanırım. Namazımı kıldıktan sonra gelirim, ya Allah bismillah der, dükkanımızı açarım. Hayırlı bir şekilde nasibimize başlarız. Müşteri geldi, müşteri görmese işte bırakmaz. Yani bu bilerek geliyor, ben işte illese yaptıracağım şimdi ya işte. Patrona yaptıracağım. Buraya 3 tane eleman koy, akşama kadar sinek aldım. Yani eleman koysan çalışamaz bile. Seni bekleyecek müşteri. Ya da kim gidecek. Sana alışmış müşteri. Sen olmasan burada yaprak kımıltamaz. Mecburen de burada oturmak zorundasın, beklemek zorundasın. Zaman geçtikçe müşteri artık anlıyor. Şimdi ben senin bir sefer ayakkabını burada tamir edeyim. Sen daha hayatta hiçbir yere gitmezsin yani ihtiyacın olduğu müddetçe. Memnun kaldığın için geliyorsun buraya. Memnun kalmasan zaten gelmezsin. Tamirini yapıyorum adamın. Boyasını yapıyorum, daha ediyor, üzerimde yok. Tamam oğlum, canın ne zaman istiyorsa o var. Getirmezsen... İyi esnaflık, besmele ile kapısının dükkanını açan ve kazancında, hiç kimsenin kazancında gözü olmayıp, kimsenin parasında gözü olmayan, işini doğru düzgün yapan ve bundan helal yolla para kazanan insanlara bence iyi esnaf denilmektedir. Hayırlı olsun, iyi günler kullan. Allah bereket versin. Yine derkeniz, çok güzel yakalama aldınız. İyi esnaf, dürüst, hoşgörülü, pozitif, bakımlı, ergin, ne bileyim müşteriye karşı iyi niyetli, sattığı ürünün arkasında duran... İlkokuldan beri esnaflık yapıyorum. O yüzden ben her ne olursa, hangi aşamada olursa... Esnaflık çok güzel bir meslek. Peygamberimizin hadisi var bu hususta. Rızkın onda dokuzu
esnaflıktadır diyor. Anlıyor musun? Bereketli bir iştir. Müşteriye iyi mal verin. Noksan falan vermeyin. Fazla verin, noksan vermeyin. Çürük çarık vermeyin. Adam para veriyor, helal kazanın, onun bereketi artar. Yıllardır bu işi yapıyorum. Hiçbir komşum, hiçbir arkadaşım bana çürük verdin diye benim kapıma gelmedi. Çünkü ben kendim, o arkadaş nasılsa ben kendimi onun yerine koyuyorum. Çürükleri mümkün olduğu kadar evde çoluğuma çocuğuma yediriyorum. Gerekirse durumu iyi olmayan komşularıma gönderiyorum. Ve böylelikle bu mesleğimizi sürdürdük şimdiye kadar. Herkes kasap olamaz, herkes bakkal olamaz. Herkes bildiği işi yapmalı ve dürüstçe yapmalı. Yani hainlik yapmadan yapmalı işini. Ben öyle düşünüyorum. Ve ben sadece esnaflığı para kazanmak değil, doğrusunu söylemek, dürüst olmakla eşdeğer tutuyorum. Biz hep öyle gördük, öyle bir yaptık. Bazı bizde bir şey vardı, dolap yazıyorduk. Bazısı veriyordu, bazısı vermiyordu. Siliyorduk. Helal olsun. Mesela öyle kişiler geliyor ki, şöyle yapıyor yani, şu ayakkabıyı yap yahu diyor. Ya kardeşim yapayım, neresi yapılacak? Usta neresi yapılacak? Ya görmüyor musun ya? Bu yapılacak işte. Ya çıkar ayağından ver, bak öyle insanlar da geliyor. Sen ona moralin bozuldu diye. Ondan sonra yaparsan yap, yapmazsan yapma ya. Seninle sonra görüşürüz. Öyle diyenler de var. Tamam abi, canın sağ olsun abi. Oldu kardeşim valla. Burada moralin bozuluyor ama eve varıp da çoluğuna çocuğuna bunu delirtmeyeceksin. Üç, dört ay önce ben tıraş yapıyordum müşterilere. Adam geldi bana dedi çok acil tıraş olmam lazım. Ben dedim ki yan tarafta berber var, git yan tarafa. Yan tarafa gitti, kapalı dedi abi. Dedim pasaj da var, pasaj da gitti kapalı. Dedim noterin altındaki berbere git bakalım dedim. Adam gitti oraya tıraş olmaya. Tıraş olduktan sonra geldi dedi ki abi dedi sen nasıl insansın ya dedim. Dedim ne oldu? Dedi ben oraya gönderdin ya tıraş olmaya gitmiş. Dedim ben sana dedim iyilik yaptım. 45 kilo süt. Tulumbaya kadar götürüyordum. İki tane kanserli adam, kadın vardı. Biri erkek, biri şey. Böbreğimde taş var, sancı yapıyor. Onların hiçbir gün sütsüz bırakmadım. Daha bundan iyilik olur mu? İkisi de öldü gitti. Ama öbür tarafta bana dua ederler belki. Bakın karşıda mesela iki tane rakip başladı. Biri dönerci, biri kebapçı. Herkes dedi ki senin işin bitti dediler ama ben onları da çekinerek yani hiç acaba Emin amca kızar mı? Ben açılışlarına da gittim. Çelengimi de gönderdim. Hayır, ve içeriye girip de tadilat yaparken noksanlıklarını çekilmeden söyledim. Niye söyledim? Çünkü onlar kendi yanlışını göremez. İçerideki noksanlığı görme. Bu mesleği yapan dışarıdan baktığı zaman ve yani kendine çok tavsiyelerde bulundu. Bu noksan, bu noksan. Hala karşıdan gelir giderler. Sabah elimi öpmeden işe başlamazlar. Allah razı olsun. O da onların güzelliği, saygısı. Burası Esenler, büyük bir yer. Herkese yetecek bir nokta. Önemli olan işin insanların işini güzel, temiz ve ahlaklı bir şekilde yapmasıdır. Selamünaleyküm Bekir abi. Hayırlı işler. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet. Esnafın birinci kuralı müşteriye ve gelen insanlara kendi iş yerlerinde misafir gibi dostluk, dayanışma içerisinde, dostluk içerisinde onların hakkını yemeyerek, hukuka bağlı kalarak arada bir ticaret, alışveriş olmasıdır. Biz
bizim dedemizden bize kalan öncelikle müşteriyi kazanın derdi. Ondan sonra kaliteye bakın derdi. Önemli olan yani hani müşterinin istediğini yapabilmektir. Önemli olan müşterinin ekmeği, yaptığımız ekmeği beğenmesidir yani. Şimdi esnaflık ahlakı, komşun bunu satıyorsa sen başka bir ürün alacaksın. Veya aynı mağazan varsa daha ileride mağaza açacaksın. Ve sattığı komşun ne alırsa aynısını almayacaksın. Hoş göreceksin komşunu. Ahlaklık bu yani. Esnaf ahlakı, korun komşuna zarar vermeden kendi yaşamını güncelleyeceksin. Yalan, dolan, haram. Boğaz, yalan dolan oldu bile haram geçti mi? Hiçbir şeyin hayrı olmaz o. Amcım afiyet olsun, Allah bereket versin. Bizim dediğimiz gibi atalarımızdan, dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz kadarıyla haramın temeli olmaz. Bir günde bir gün çökeceğini herkes bilmeli. Yani haramdan uzak durmalı. Bütün insanlara tavsiyem bu. Bir sefer şükret, ikinci sefer ona ters bakıyorsun. Harama ters bakıyorsun bu sefer. Her an, her şükredeceğin abi, her zaman için. Esnaflıkta en büyük rol insanlığı kazanmak, esnaflığı kazanmak, saygılı olmak, namuslu olmak. Her an kazançtan, çoluğundan çıkar, çocuğundan çıkar, kendinden çıkar, vatandan çıkar, milletten çıkar. Onun için az kârla helal kazancın alın ter olacak bir kere. Kul hakkı özellikle bizim meslekte çok önemlidir. Çünkü bizim çalıştığımız şey hassas terazilerdir. Bu teraziler çok önemlidir. Kul hakkı yememek, yani benim babamın bize her zaman bir lafı var. Ne yaparsanız yapın, kul hakkı kesinlikle yemeyin. Kul hakkı çok önemlidir çünkü biz bu dünyada geçici faniyiz. Öbür dünyaya gittiğimizde yargılanacağımız en önemli konulardan biri kul hakkıdır. Ve bu bizim meslekte çok ince bir noktadır. Terazilerle uğraşıyoruz, gramlarla uğraşıyoruz. Dana eti. Ama siz burada ineği de mandayı da dana diye satarsanız bu yalan. Müşteri yağsız istiyor. Siz tamam ablacığım, tamam amcacığım deyip de makineden yağı doldurup da yağlı verirseniz ne oluyor? Yalan oluyor. İşin kendine göre bir hilesi vardır. Şöyle vardır. Ucuz un alırsın, ucuz yağ alırsın, ucuz malzeme kullanırsın. Bunda bir hilesidir işte işin. Ama daima üstün kaliteli mal alırsan üstün kaliteli malın çıkar. Benim burada böreğimi çok şükür birbirlerine çoku müşteri birbirlerine tavsiye ederek gelen çok müşterim de var. Bu da beni gururlandırıyor bir esnaf olarak. Neler geldi neler geçti kimleri gördük. Dürüst olmayanlar çok uzun süreli yaşayamadılar. Yaşayamadılar derken ticarete devam edemedi.